Değerli arkadaşlar merhaba. 3-6 yaş arası çocuklara evde ve diğer toplumsal ortamlarda gelişimsel destek sağlamaya ilişkin dersimizin 6. ünitesiyle birlikteyiz. Bu ünitenin konusu motor gelişimi destekleme. Motor gelişimle ilgili konuşurken öncelikle gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda motor gelişim konusuna değineceğiz. Daha sonra motor gelişime ilişkin değerlendirme yapmanın amaçları ve bu değerlendirmeyi yapabilmek için neler yapılması gerektiği ile alakalı konuşacağız. Son olarak kaba motor becerileri ve ince motor becerileri desteklemek için neler yapılması gerektiğine ilişkin bir takım öneriler sunmaya çalışacağız. Özellikle motor öğrenme ilkelerini bu amaçla sıralayıp bu üniteye ilişkin açıklamalarımızı sonlandıracağız. İsterseniz önce motor gelişimi tanımlayalım. Motor gelişim bireyin biyolojik özellikleri, özellikle genetik özellikleri, hareket eyleminin gerektirdikleri ve çevresel özellikler arasında yaşam boyu süren motor davranışlardaki devamlı değişikliktir. Motor gelişim sürecinde denge, yer değiştirme, kavramaya ilişkin hareket becerileri bireysellik gösterir. Çünkü her çocuğun e, genetik özellikleri, e, biyolojik özellikleri farklılık gösterebilir. Bütün bunların yanı sıra çocuğun içinde yaşadığı çevrede e, motor gelişimi olumlu yönde etkileyen ya da olumsuz yönde etkileyen fiziksel ya da sosyal bir takım e, etkenler söz konusu olabilir. Örneğin e, bir çocuğun anne babası e, motor gelişimi destekleyecek, cesaretlendirecek etkinlikler yaparken bir diğeri motor gelişimi olumlu etkileyecek e, nitelikteki e, çabalarını çocuğun aşırı korumacılık nedeniyle söz gelimi e, engelleyebilir. Dolayısıyla motor gelişim süreci e, bireysel farklılıklardan oldukça etkilenir. Bu bireysel farklılıkları e, oluşturan faktörler arasında da çeşitli e, biyolojik, fiziksel, sosyal e, etmenler söz konusu olabilir. Çocuklarda motor gelişim takvim yaşıyla ilişkilidir, ancak e, motor gelişim takvim yaşına mutlak bağımlı değildir. Şimdi isterseniz e, gelişimsel yetersizliği olan çocukların gelişimsel yetersizliğin türüne göre e, motor gelişim özelliklerinden biraz söz edelim. Öncelikle zihinsel yetersizliği olan çocukların motor e, gelişimi özelliklerinden bahsedelim. Zihinsel yetersizliği olan e, çocuklarda açığa çıkarılan kas kuvvetinde yetersizlik gözlenebilir. Denge, koordinasyon gerektiren zincirleme hareketlerde performans düşüklüğü görülebilir. E, herhangi bir motor beceriye ilişkin yönergeye geç tepki verme, yani reaksiyon zamanında uzunluk gözlenebilir. Yeni bir hareketi kalıcı hale getirmek için daha fazla tekrar gereksinimi söz konusu olabilir. Bazı hareketleri ya da sportif becerileri öğrenmeleri için bir takım uyarlamalar yapmak gerekebilir. Bu uyarlamalar becerinin kendisinde kullanılan araç gereçlerde kullanılan öğretim uygulamasında söz konusu olabilir. Kondisyon eksikliği erken yorulmaya, neden olabilir. Down sendromlu çocuklarda da cinsel yetersizlik gözlenmektedir. Ancak Down sendromlu çocukların kendine özgü bazı motor özellikleri olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan bazılarını sıralayalım. Kaslarda gevşeklik, bağ yapısındaki esneklik nedeniyle eklemlerde büyük hareket, az çevresi kaslarındaki gevşeklik nedeniyle beslenme ve salya kontrolüne ilişkin sorunlar, duyu algı sistemindeki sorunlar ve kas kuvvetindeki e, yetersizlik nedeniyle e, duruşta bir başka de işte postürde e, problemler ve denge problemleri söz konusu olabilir. Yürüme, koşma, sıçrama gibi büyük kas. Bir başka de işte kaba motor becerilerde koordinasyon sorunu. E, kalem, kağıt ve makasın kullanıldığı ince motor becerilerde yani küçük kas becerilerinde zorlanma, olgunlaşmada gecikme gözlenebilir. Hareket becerileri karmaşıklaştıkça öğrenme için daha çok zamana gereksinim duyulabilir. Gelelim otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş çocuklara. Ee, eğer üzerinde çalışmamış çalışılmamışsa e, hem büyük kas becerilerinin hem küçük kas becerilerinin yani kaba motor ve ince motor becerilerinin taklidinde e, sorunlar gözlenebilir. Tümünde görülüyor olmamakla birlikte farklı yürüyüş biçimlerine rastlanabilir. Parmak ucunda yürümek çocuklarda en sık rastlananlarından biridir. Farklı yürüyüş biçimlerinin hareketi planlama, başlama, başlatma ve tamamlamada yetersizlikler gözlenebilir. Bazı karmaşık motor becerilerde bisiklete binme gibi e, örneğin e, yetersiz performans gözlenebilir. Bazı motor becerileri e, edinmede gecikme gözlenebilir. Kaslarda gevşeklik ve reflekslerde anormallik gözlenebilecek diğer sorunlar arasında olabilir. Hareketlerde yetersiz denge ve koordinasyon gözlenebilecek diğer sorunlar arasında olabilir otizmli çocuklarda. Serebral palsili çocukların bildiğiniz üzere motor gelişim sorunları en belirgin sorunları arasında. Ayakta ya da yerde bağımsız yer değiştirmede sınırlılık gözlenir. Ee, pek çok serebral palsili çocukta hareket etmek için yardımcı cihaza gereksinim duyulabilir. Yürüteç gibi, tekerlekli sandalye gibi. Ee, bazı çocuklarda tüm vücut tutulumu olur. Bu çocuklarda yetersiz oturma dengesi, kavramada güçlük, bırakmada güçlük gözlenebilir. Motor e, gelişimi değerlendirmenin amaçları neler olabilir? Onları sıralayalım şimdi. Motor gelişimi değerlendirmenin amaçlarından bir tanesi olası motor sorunları saptamak olabilir. Bir diğeri motor soruna tanı koymak olabilir. Bu tür bir değerlendirmenin diğer amacı yapılmakta olan motor gelişimi desteklemek amacıyla yapılmakta olan uygulamaların etkili olup olmadığını belirlemek olabilir. Bütün bunların yanı sıra Çocuklar için uygulanacak motor programlarının içeriğini belirlemek, buna karar vermek de değerlendirme amaçları arasında olabilir. Peki motor gelişimi nasıl değerlendirilir? Arkadaşlar diğer alanlarda olduğu gibi informal değerlendirme ve formal değerlendirme araçlarıyla yapılabilir ee, motor gelişime ilişkin değerlendirme. Informal değerlendirme araçlarında e, aile görüşmesi, e, gözlem yapma... E, Çocuğun geçmiş kayıtlarını inceleme gibi yöntemler var. Normal değerlendirme ise standartlaştırılmış test araçları yardımıyla yapılabiliyor. Şimdi motor öğrenmenin prensiplerini biraz ele alalım. Yeni bir motor beceri öğrenmek arkadaşlar aktif bir süreçtir mümkün olduğunca çocuğun katılımını motor beceri öğrenme sürecine, sağlamak gerekir. Motor beceri öğrenmede motivasyon çok önemlidir. Örneğin en sevdiği oyunu oynarken ya da çok sevdiği bir yiyeceği tüketmeye devam ederken çocuğu bir motor beceri öğrenmeye davet etmek çok uygun olmayabilir. Motor beceri öğrenme aktif keşfetmenin yardımıyla daha başarılı olabilir. Model olmak, göstermek, ne yapması gerektiğini çocuğa motor beceriyi öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Ayrıca alternatifler de motor beceriyi öğrenmeye yardımcı olur. Motor beceri iyi öğrenilinceye kadar tekrarlanır. Hatırlarsanız öğrenmenin farklı aşamaları vardı. Diğer ünitelerimizde bu konulara değinmiştik. Öğrenme edinim aşaması ile başlardı. Edinim aşaması bir beceriyi eksiksiz tam bir şekilde e, sergileninceye kadar e, gösterilen yeterlikti. Edinimin arkasından akıcılık aşaması geliyordu. Akıcılık e, çocuğun bir beceriyi normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı hızda e, ve kalitede sergilemesi anlamına geliyordu. Kalıcılık ise öğretim tamamlanmış olmasına rağmen becerinin hala sürdürülebilir olması anlamını taşırken genelleme öğrenilen becerinin farklı ortamlarda da kullanılabilir olması anlamına geliyordu. Dolayısıyla motor becerini iyi öğrenmek için tekrarlamak gerektiğini söyleyebiliriz. Öğrenilen motor becerinin transferi söz konusu olabilir. Yani çocuk bir ortamla bir beceriyi öğrenirken edindiklerini bir başka beceriyi öğrenirken kullanabilir. Benzer becerilerin ayrı ayrı öğretilmesi gerekir. Örneğin bir merdivenden inme ile kaldırımdan inmenin benzer özellikleri olabilir. Ama bazı becerilerin üzerinde ayrıca çalışmak gerekir. Feedback sunmak, motor öğrenmeye, geri bildirim sunmak, motor öğrenmeye yardımcı olabilecek faktörlerden bir diğeridir. Evde motor müdahale ebeveynin e, ilgili yetersizlik grubunun genel motor ve harekete ilişkin e, özelliklerini bilmesini gerektirir. En azından bunu biliyor olmak ebeveynin motor gelişimi desteklemesini kolaylaştırır. Doğru uzmanlarla işbirliği içinde olmak, örneğin gerektiğinde fizyoterapist lerin fizik tedavi uzmanlarının önerilerini almak işe yarayabilir. Etkili öğretim stratejilerinin kullanılması motor becerileri öğrenmeyi kolaylaştırır. Etkili öğretim stratejilerinden özellikle birinci ünitede bahsetmiştik. Yüksek ya da düşük teknolojili yardımcı araçlardan yararlanmak motor becerilerinin sergilenmesini kolaylaştırabilir. Örneğin yürüteçler gibi tekerlekli sandalyeler gibi ya da bunlar dışında pek çok farklı yardımcı teknoloji söz konusu olabilir. Dediğim gibi bunların bir kısmında yüksek teknoloji kullanılırken bir kısmında basit teknolojiler kullanılıyor olabilir. Çocuğun gereksinim duyduğu yardımcı teknolojiden yararlanmak motor becerilerinin sergilenmesini kolaylaştırabilir. Son olarak ana müdahale ve tamamlayıcı yaklaşımları birlikte kullanarak sistematik uygulamalar yapmak Evde motor müdahalenin gerekleri arasındadır. Evet arkadaşlar 6. ünitemize ilişkin özetimizi de e, burada bitiriyoruz. E, bir diğer ünitede görüşmek üzere.